yorucu yaz sıcaklarında yeteri kadar su içmemek hangi hastalıklara sebep oluyor? Su içerken nelere dikkat etmek, hangi zaman dilimlerine özen göstermek gerekiyor? İşin uzmanı anlatıyor. Ya bu deveye gideceğiz, ya bu duyardan gideceğiz. Günlük tüketilmesi gereken su miktarını tüketmeyenler hangi sağlık sorunlarını yaşıyor? Sarkmak istemiyorsunuz. Buralarınızın kırışmasını istemiyorsunuz. Doktor Murat Topoğlu, su içemeyenler için müthiş bir formül hazırladı. Bir salatalı doğramanız bence fazla fazla yeterli. Su gerçekten de hayattır. Evet, çok önemli bir şey. Diyet yapıyorsunuz. Diyet yaparken en önemli kriter şu sürahide tuttuğum su. Bakın, şu anda yaz ve şunun içinde aşağı yukarı 2 litre su var. Günde neredeyse 4 litre su içmenizi rica ediyorum. Özellikle erişkinler için. 4 litre su içilir mi demeyeceksiniz, içeceksiniz. Ya bu deveye gideceğiz, ya bu duyardan gideceğiz. Eğer kilo vermek istiyorsanız. Ve kilo verirken sarkmak istemiyorsunuz. Buralarınızın kırışmasını istemiyorsunuz. Şu gördüğünüz sürahiden 2 tane bitireceksiniz 24 saat içinde. Yani. Doktor Murat Topoğlu diyet yapanları önemle uyardı. Diyet yaparken suyu ihmal etmeyin dedi. Peki su içemeyenler ne yapacak? İşte bu sorunun yanıtı için lütfen tüm işinizi bırakın ve ekrana kilitlenin. Şimdi 1,5-2 litreye yakın bir suyumuz var. Bu suyun içine ben zencefili güzelce yıkadıktan sonra özellikle kabuklarıyla beraber şu kadarcık bir yani şuraya kadar bir zencefili küçük küçük doğrayacağım içine. Çünkü zencefil çok önemli bir antioksidan. Antioksidan demek bizim bağışıklık sistemimizi de güçlendiren demek. Zencefil hakikaten aynı zamanda kansere karşı koruyucu özellikleri de olan bir sebze çeşidi. Dolayısıyla değişik bir tadı vardır. Ama bu kadar yeterli. Bir içine... Şimdi yaz zamanı görüyorsunuz salatalıklarımız çıktı. Bu salatalıklarımızda ne yapıyoruz? Kabuklarıyla beraber yıkanmış böyle küçük küçük bunları doğruyorum. Salatalığın bir özelliği daha var. Eğer bunu yüzünüze sürerseniz peeling yapar. Özellikle şu kabukları var ya, şu kabuklarınızı. Rahmetli annem çok yapardı bunu. Alırdı buralarına koyardı böyle. Ve bunu bu şekilde böyle peeling yapardı. Çok doğal. Gerçekten özel bir krem almanıza gerek yok. Vücudunuzdaki, derinizdeki yağları temizlemek için. Yemin olun salatalığı doğurduktan sonra eğer bunları atacaksınız ki atmanızı istemiyorum, yemenizi isterim ama atacaksınız. Hiç olmazsa bu şekilde yüzümüzü, alnımızı bununla peeling yapalım. Burada aşağı yukarı bir 2-3 dakika kalsın bu. Sonra yıkarsınız. Bu da çok önemli. Ne kadar fresh veya ne kadar taze olduğunu hissedersiniz. Biz devam ediyoruz suyumuza bu şekilde. Bunları küçük küçük bir salatalığı doğramanız bence fazla fazla yeterli. Bunları güzel güzel doğradıktan sonra ne yapıyoruz? En önemli sebzelerden bir tanesi. Bu bir nedir? Nane. Naneyi de ben şu şekilde alıyorum. Bu kadar yeterli olacak bu kadar litre suya. Ve küçük küçük bunları da doğruyorum gördüğünüz gibi. Ve özellikle şu sap kısımlarında doğruyorum. Saplarında da çünkü bir sürü antioksidanlar var. Ve bunları buraya koyduktan sonra en önemli diğer bir antioksidandan limon geldi. Bunu da eğer seviyorsanız hafif değişik bir tat suyunuzda ben yarım limon yeterli diye düşünüyorum. Bu yarım limonu şu şekilde sıkıyorum. Ağzımı sulandı Murat Hocam. Şu sıkmış olduğum şu kabuklu kısmını da bunun içine doğruyorum. Çünkü şu kabuğunu eğer yerseniz şu içindeki C vitamininden 10 kat daha fazla C vitamini var. Düşünebiliyor musunuz? Kabuğunda. İçinden 10 kat daha fazla C vitamini var. Ben dolayısıyla kabuk kısımlarını da değerlendiriyorum. Bu şekilde küçük küçük parçalayarak içine koyuyorum. Ve bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum.
gün içinde istediğiniz kadar bu kadar suyu içebilirsiniz. İçelim bakalım nasıl olmuş tadı. İçindeki naneleri de yiyorum. Bu arada nane deyince aklıma geldi. Yemeklerden önce özellikle göstermek istiyorum. Şu kadar nane yiyip üzerine de biraz su içerseniz daha çok yemek yiyemezsiniz. Daha az yemek yersiniz. İştahınızı kapatır. Deneyin. Afiyet olsun.